Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TETA İT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki testlerin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 18 ve 19'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir dik üçgen verilmiş. Hipotenüs 5, e, dik kenar kök 13, diğer dik kenar soruluyor. Pisagor bağıntısı direkt. E, 5'in karesi kök 13'ün karesi artı x'in karesi diyebiliriz ya da bir dik kenar diğerlerinin kareleri farkı. 5'in karesi yani hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesinin farkı. Kök 13'ün karesinin farkını alacağız. O zaman x kare neye eşit oluyor? 25 eksi 13'ten 12'ye eşit oldu. E o zaman x kök 12'ye eşit oldu. Bu 4 çarpı 3 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 3 olur. Yani cevap denizli oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Şimdi buradaki açılar verilmiş. Bu açıları ben kullanacağım. E hocam şuraya bir alfa alfa buraya da beta beta dersem. baktığınız zaman şöyle bir doğru açı oluştu. 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 derece olduğundan. Alfa artı beta 90 derece olur. A, alfa artı beta 90 olduysa hop şurası 90. E hocam şuradaki üçgende bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende 8 var 15 var dik kenarda özel üçgen. 8 15 17 üçgenden burası 17 çıkar. E tamamı 20 ise x'e de kaç kalır? 3 kalır. Yani cevap edremit oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Eş yapıları kullandıran bir soru. ÖSYM çok sever bunu. Dikkat et eş yapıları. Şimdi 5 verilmiş 13 verilmiş. Ne üçgeni bu? 5 12 13 üçgeni. Şimdi bu üçgenler şekildeki gibi konulmuş. Hocam kısa kenar 5. Bak burası kesinlikle kısa kenar. Çünkü şurası kısa kenar. Çünkü uzun kenarın üstüne konulmuş ya uzun parçası artıyor. Burası da kısa kenar 5. Burası da kısa kenar. Bak buradaki dik üçgenin uzun kenarı üzerine konulmuş. 5. Küçük olduğu belli. Burası da 5. E uzun kenar ne? 12. 12 olduğundan burası 7 yapar. Burası da 12 olacak. 7 yapacak. Ondan sonra 5. Burası da 12 yapacak. 7 yapacak. 5, 12, 13 üçgeninden. Burası da 13. 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 Oluşan ablemin çevresi soruluyor bize. Tek tek sayacağız. Hocam 13, 7 daha 20. 13, 7 daha 20. E toplamda 20, 20, 40 yaptı. Sonra 13 daha 53. 13 daha 66 yapıyor galiba. Evet çevresi topladığımız zaman 66 yaptı. Yani cevap Denizli yaptı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şekildeki resim albümü esnemeyen kartonlardan ve kısa kenarları 15 cm olan eş dikdörtgenler yapılmıştır. Evet çok güzel bir tanımlamış bak burada. Resim albümü buradaki esnemeyen kartonlardan oluşuyormuş böyle dindik dikdörtgenmiş bir de bunlar. E şimdi bunlar albümün ön ve arka yüz zemine temas edecek biçimde konumlandırıldığında zeminde bunlar. Yani bu ne demek bu doğrusal olduğu anlamına geliyor. Ve buradaki yapraklar birbirine eş değil mi eş. E o zaman bu yaprak bak dikkat et. Buradaki yaprak açıldı. Hop buraya geldi. Hocam bu yaprak da buradaydı. E hocam buradaki yaprak da bak burada. Yani burada ne çıktı? Hocam bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Yani burada bir muhteşem üçlü çıktı. Yani o zaman burada kaç kesinlikle ama kesinlikle nedir? 90 derecedir. Şimdi kenarları da 15 15 verilmişti. Hocam burası da 15, burası da 15, burası da 15. E bizden ne isteniyor? A noktasının BC alan uzaklığı. A noktasının BC alan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikli olarak bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Burası 18, burası 30 ve dik üçgen. Hocam 18 ve 30'daki ortak çarpan 6. 6 çarpı 3, 6 çarpı 5 ise burası da 6 çarpı 4. Kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. Yani şurası 24 oldu. 3, 4, 5'in katı. E sonra bizden ne isteniyor? A noktasının BC olan uzaklığı yani şu uzatlık isteniyor bizden. Aa, burada diklendik çizildi. Yani öklit bağıntısı var burada. Hadi bakalım ökliti bulmaya çalışalım. Yani şimdi burada bizden haş isteniyor ya. E haşı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Üçgenin alanından gidebiliyorduk. Diğer türlü yine öklit bağıntılarından çıkar ama hani bunu da zaten ders anlatırken de söylemiştim. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli sadece yükseklik eksikse alandan gidebiliriz. Üçgenin alanı nedir arkadaşım? Dik üçgen dik kenarlar çarpımının yarısı. 18 çarpı 24 bölü 2 aynı zamanda 30 çarpı h bölü 2'ye eşittir. Ee, bölü 2'ler gider. 3'e bölelim şunu. Şunu da 3'e bölelim. Burası kaç yaptı o zaman arkadaşım? 8 yaptı. 8 ile 18'in çarpımı 64. 144 mi yapıyor? 144 eşittir. 10 h yaptı. O zaman h'ı da buradan 14,4 olarak buluruz. Yani cevap denizli çıktı arkadaşım. Geldik 5. soruya. Evet. 3 tane özdeş yapı var. Her birinin kısa kenarı kaç? 5. Hocam burası da 5. Burası da 5. Burası da 5. E şimdi burası da 5 mi? 5. Şuraya A dersem uzun kenarı A artı 5 mi oldu? Evet. Hocam burası da A artı 5. E burada bir uzunluk var. Şekilde 90 dereceler varsa ki var mı? Şöyle baktığımız zaman gerçekten var. Bir uzunlukta soruluyorsa büyük ihtimal dik üçgen. Dik üçgen yoksa dik üçgeni biz oluşturuyoruz. Nasıl? Dikdörtgen yaparak. E hocam şuradan bir dikdörtgen yapsam şöyle. Süper olmadı mı? Oldu tabii ki. E sonra kısa yer 5'ti. Kısa yer 5. Uzun yarı A artı 5 uzun yarı A artı 5. Burası A yaptı. Sonra A iken A. Uzun yarı A artı A burası 5 yaptı. 5, 13, ne 3, 7, 5, 12, 13 üçgeni. Yani A'yı 12 bulduk. E o zaman her şey çıktı. 12 burası 5 burası 17 oldu. 5 ile 17'nin toplamı da kaç yapar? 22 yapar. Yani 5. soru güzel bir soruydu. Cevap Cehan oldu. Geldik 6. soruya. Bir katlama. Arkadaşlar katlama. Şöyle katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski halde geri açıyorduk. Açılmış halde var üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. Peki hocam şu kenarla şu kenar eşit bu kenarla bu kenar eşit olacak 6. İkiz kenarda çizilen doğrusal ya burası. İkiz kenarda çizilen kenar orta oldu. Aynı zamanda yüksekliktir. Ya da hocam üst üste binen açılar eşit ya. Bu açılar eşit toplamı 180 ise 90-90 oldu diyebiliriz. E ne çıktı burada? Dikten dik çizilmiş oldu. Ne var yani burada? Öklit. Yani x'in karesi 6 çarpı bu. Yani 10. X kare eşittir. 6 çarpı 10'dan dolayı X böylelikle kök 60 çıkar. Kök 60 nedir arkadaşlar? Bu 4 çarpı 15 değil midir? Evet. 4 dışarıya 2 diye çıkar. X'i de böylelikle 2 kök 15 şeklinde buluruz. Yani 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7'ye. Şimdi ne var burada? Aa, 90'dan direkt bir kenar ortay çizilmiş. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitse muhteşem 3'den dolayı burası da eşit değil midir? Evet. Eşitliği yazdık. Sonra ne yapacağız? Hocam 10 verilmiş, 6 verilmiş. E ne yapacağız burada? Aa dikkat et. 10 ve 6'ya dikkat edince hocam şu bir üçgen benim dikkatimi çekti. Bu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar. Bu o tabandan dolayı bak şuradaki ikizkenar dikkatimi çekmedi. Tabanı verilmemiş çünkü. Aa buradaki ikizkenar dikkatimi çekti çünkü tabanı verilmiş. Aa ikizkenarda taban verilmişse eğer insan olan ne yapıyordu? Tabana ait yükseklik çiziyordu hocam. Tabana ait yüksekliği çizdim. Tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani burası 8 yapıyor. Tamamı 16 ya. Burası da 8 yapacak. E 8 buraya kaç kaldı o zaman 2 kaldı. Aa ne var burada? Dikten dik çizilmiş oldu. Neredeki üçgende bak. Şuradaki üçgende dikten dik çizildi. Yani şuraya bir h diyecek olursam. H kare eşittir 2 çarpı 8 oldu. H kare 16'dan h'ı 4 bulduk. A benden x deniliyor. Büyük üçgene yoğunlaşacağım. Hocam şuradan dik çizmiştik. Aa burası da dik. Aynı doğruya. Bunlar paralel. Bunlar da eşit. Bir orta taban yok mu gençler burada? Yani eşitlik var, paralellik var, orta taban. Burası 4 ise x'i de kaç buluruz o zaman? 8 buluruz. Bak x büyük üçgende ya büyük üçgene yoğunlaşacağımız belliydi oradan bulduk. Ya da şöyle de yapabilirdin. Hocam 4, 8, 4 kök 5. Burası da 4 kök 5. Ondan sonra büyük üçgende de Pisagor bağıntısından e, 16, 8 kök 5 ise x 8 de diyebilirdin tabii ki. Ama biz direkt paralellik ve eşitlikten dolayı orta tabandan daha rahat bir şekilde yaptık soruyu. Evet 7. soru böylelikle çıktı arkadaşım? 8 çıktı yani Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Ne var burada? 60, 90 burası 30 derecedir. E, tamamı 90, 60 oldu buraya. Buraya 30 derece kaldı. 30, 60, 90 üçgenleri var burada. 30'un karşısı 2 kökü ise 60'ın karşısı kökü 3 katıdır. Yani 2 kökü 3'ün kökü 3 katı bu 3 ya 3 gelir ki 6 yapar burası. E buradaki üçgende de 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaçtır? 12'dir. Yani cevap Edremit oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Çekil 1'de düşey konumunda bulunan dikdörtgen yüzeylere sahip bir tahta. Evet dikdörtgen yüzeye sahip bir tahta ne olmuş? B noktasından kırılmış. Ve tahtanın üst ucu şekildeki B noktasında yere değiyor. E burası 60 derece verilmiş. Arkadaş bu dikdörtgen şeklindeydi ya. Şurası. 90 derece değil mi burası? E bu kırıldığı zaman böyle geldi buraya. Hocam bak burası da 90 derece. E burası da 90 derece. Zemin dik olduğu da söylenmiş zaten burasında. E arkadaş 60 90 ise buraya ne kaldı? 30. 30 90 60 üçgeni. E şimdi 30 60 90, 90 üçgeni de karşısı 6 kökü 30'un karşısı 6 kökü 3'ün bölünmüş hali 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısında kaç yapar? 12 yapar. Tahtanın kırılmadan önceki uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş sen bunu böyle kırdın. Bak bu buradan böyle kırıldı. Böyle buraya geldi. Yani önceden böyleydi. Şimdi sen bunu kırdığın zaman hop şuraya geldi. A kırılmış hali buraya geldi. Şu ve şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Yani 12 ise burası 12. O zaman tahtanın boyu ne yaptı? 12 burada, 6 da burada. Toplamda 18 mi yaptı? Evet, cevap Denizli oldu böylelikle 9. soruda. Ve geldik 10. soruya. Arkadaş ikizkenar üçgen verilmiş. Yani 30 30 120 üçgeni var burada. E 45, 90 ise burada kaçı da 45 derecedir? Bu da ikiz kenar dik üçgen. Yani şu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. E hocam 12 ise burası da 12. BDX isteniyor bizden. X, X. 30, 30, 120 üçgenin özelliği köküç kat değil miydi? Yani X köküç eşittir 12. Ya da tam tersi. Şimdi 30'dan 120'ye geçiş köküç kat. 120'den 30'a geçişte direkt köküçe bölünmüş hali diyebilirdik. Yani X'e 12 bölü köküç diyebilirdik. Ama X, X dedik. X köküç eşittir 12 ise aynı şey buradan da geldi zaten kökü çeşitleri ile çarpınca x ile 12 kök 3 bölü 3'ten kaç buluruz? 4 kök 3 olarak buluruz. Yani 10. soru böylelikle Balıkesir çıktı ve böylelikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde, dik üçgendeki test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.